Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz terazi ve yükselen teraziler için Şubat ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz Evet hareket ediyor diye bakıyorum ama Maddiyat konusunda beklenmedik yerlerden kısmet gelmesi anlamına geliyor bu. E, bu dönem maddiyat konusunda zaten büyük bir sıkıntı yaşamışsınız veya yaşadığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bu konunun bitip bitmeyeceği konusunda zorlandığınız bir süreç ama son dakika gelecek olan maddiyat konusundaki destekler sizi ferahlatacak olarak gözüküyor. Sağlık konusunda aile bireylerinden büyük bir kişinin sıkıntı yaşaması sizi maddiyat anlamında da zorlandıracak olarak gözüküyor. İki ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz bir anlamda ferahlık verirken üç tane de sevinçli müjdeli haberiniz var gözüküyor. M harfindeki bir kişiyle konuşup bir düzen sağlama, bir olayın açıklamasını yapma olarak gözüküyor. Şimdi burada e, bu kadar olayların içinde nazarı da çok fazla almış gözüküyorsunuz. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız üzerinizdeki yorgunluk hali, bitkinlik halinden kurtulup kendinize yeni bir dönem başlatma çabanız var. E, i̇sminde Z harfi olan bir kişinin konuşmaya çalışması, sizi e, yolunuza çıkmaya çalışması var. Bu kişi normalde dostluk göstermeye çalışıyor ama siz kabul etmiyorsunuz. Yeni insanlara kapılarınızı kapatmış gözüküyorsunuz. İsminde E harfi olan bir kişiyle ilgili öğrenmek istediğiniz bir haberi bir başka yerden gelmesi. Bir kısa yolun ağzından gelen bir kişiden öğrenme durumunuz var. Elinize attığınız bir şey konusunda hızlıca düzelme, ferahlığa çıkma olayınız gözüküyor. Yapmak istedikleriniz konusunda hep bir engeliniz vardı bugüne kadar o yorgunluk, bitkinlik hissi. Ev taşınması var arkadaşlar. Bu taşınma size hem uğurlu gelecek hem de bazı şeyleri hani sanki oturduğunuz ev e, size ağır gelmeye başlamış. Burada insanların nazarını çok çektiğiniz bir süreci yaşamış gözüküyorsunuz. Büyük bir dağ üzerinizden kalkıp bu konuda taşınmayla birlikte bu sıkıntıdan da kurtulacaksınız. Bayraklı bir yer, devlet kapısı gibi bir yerle ilgili iki tane olumsuz haber aldığınız noktalar var. Bu haberlerin arkasını çözmek durumunda kalacaksınız ki biraz telaşa düşeceksiniz. Koşar adım gideceğiniz yerler ve çözüm konusunda da hızlı üretim yapacaksınız. Yani hızlıca bir çözüm üreteceksiniz olarak gözüküyor. İmza attığınız bir şey konusunda pişmanlık yaşadığınız durum var ama sonrasında pişman olmamanız gerektiğini de anlatacak yerler gözüküyor. Siz her ne kadar bu konuda e, hatır gönül için yaptım diyebilirsiniz ama buradaki yapılan şey sizin için iyi gelecek. İki ayrı kısa yoldan gelecek olan kısmetleriniz var bunlardan bir tanesi. Şey. Yorgun olduğunuz veya bazı şeyleri artık görmek istemediğiniz yerden gelecek. Diğeri de aile içerisinde 5 kişinin bir araya gelip bir toplantı yapması sonucu size verilecek bir görevle birlikte bir de kısmet verilmesi anlamına geliyor. Yorgunluğunuz bu dönem dışarıdan gelen insanların söyledikleri veya aile bireylerinin özellikle size verdiği görevler konusunda ya bunun benim yerime başka birisi yapsaydı dediğiniz noktalar var ama bazen bazı görevler sizin değişiminize anlamına da geliyor. Buradaki değişmek konusunda bu kadar sorumluluğun altından hem kalkmak anlamına geliyor hem de sizin uzun zamandan beri bu kadar bir arada yaptığınız işler hani yorgunluk, emaresi var, üzerinizde nazardan dolayı Uyku halini çok fazla yaşıyorsunuz ya şimdi sanki e, hamlamışız deriz ya e, birdenbire bu kadar koşturmaca telaş sizi biraz yoracak ama arkasından evet e, ben kendimi buldum diyeceğiniz bir durum söz konusu. Geçmişi geçmişte bırakıp yeni bir başlangıç yapıyorsunuz aldığınız kararları uygulamaya başlamışsınız ki bu konuda iki tane doğanız var gerçekleştiği gözüküyor. hiç beklenmedik bir yerden toplu bir kısmetiniz var. Hayatınızdaki kişi, ilişki yaşadığınız kişi veya evli olduğunuz kişiyle ilgili bir müjdeli haber alma durumunuz var. Ee, burada ayaklarınız, ayak tabanınızla ilgili sıkıntılar gözüküyor. Bazı yerlerde evet yüzmek, koşturmak zorunda kalacaksınız ama bu ayak tabanınızdaki olayla ilgili de hani e, ayakkabınızı veya konforunuzu değiştirmek durumunda kalacaksınız onun için biraz telaşa düşseniz de hızlı bir şekilde de çözüm üreteceksiniz gözüküyor üç kişi bir araya gelip konuşma yapıyorsunuz ama siz onları kendinizden uzak tutmaya çalışacaksınız çünkü onların kadar dedikoduyu sevmeleri sizi zorlayacak. Yurt dışından gelecek olan bir müjdeli haber var. Geçmişi geçmişte bırakmak diyoruz da burada özellikle omuzlarınızda olan bir yük var ki sanki bir sır taşıyorsunuz. Sanki bir şeyleri e, hani o zamanda kalması gerekiyor ama hala yüreğinizde ağırlık olarak gözüken bir süreci. Ee, söyleyip söylememekte kararsızsınız. İçinizden geçenleri tam olarak net ifade etmediğiniz için insanlar da size nasıl davranacağını bilmiyor ama ailenin içerisinde o akraba olarak yani yani kardeşinizdir, eşinizdir, çocuklarınızdır belki de bu yükü sizinle birlikte paylaşıp bir çözüm bulmaya çabalayacaklar. Arkası gelen kısmetler, devam edecek olan kısmetler, Maddiyat anlamında yatırım yaptığınız yerin kar etmesi veya katlanması olarak gözüküyor ki bundan büyük para girişleriniz olacak. E, yurt dışı ile ilgili bir hayaliniz yapmak istediğiniz ya da kurmak istediğiniz bir şeyle ilgili 3-4 kişi bir araya gelip ortak olarak hareket etmeniz sizin için hayırlı olacak gözüküyor. Aile bireylerinin e, mesela kardeşler arasında 4-5 kişi bir araya gelip bir konuşma yapması durumu var. Burada yeni bir iş veya yeni bir görev söz konusu bu konuda e, özellikle e, bazı sorumlulukları alırken zaman kısmı daha fazla yoğun çalışmayı gerektirecek bu konudan dolayı biraz şikayet etseniz de sonrasında ferahlığa çıkacaksınız üç ayrı yerden para girişiniz var kendi kaderinizle ilgili bazen adım atmakta korkuyorsunuz eğitim veya şeyler konusunda onlarla ilgili bir süre daha beklemeyi alacaksınız ama sonrasında gerekliliği için özellikle yaz aylarına doğru hızlı adım atmak zorunda kalacaksınız gözüküyor. Evet tek bir dileğiniz var o konuda da müjdeli haberiniz kapının ağzında. Yani bir anda olacak ve siz bu sıkıntılarınızdan ferahlığa çıkacaksınız. Evet terazi yükselen teraziler için bayağı nazarlı bir fincan olarak gözüküyor. O yüzden de hareket etmekte çok zorlandığınız bir süreci zoraki kendinizi harekete zorlayarak çıkmanız gerekecek. E, terazi ve yükselen teraziler için Şubat ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.